Özgür Özel, Hamza Dağ'a ne dedi? Meral Akşener, İmamoğlu'na neden yüklendi? Sırbistan, Kosova sınırına asker mi gönderdi? Avrupa Birliği Rus varlıklarını Ukrayna için mi kullanacak? Motosiklet pazarında büyük artış. Az sonra. Ben Cumhurbaşkanı olarak ekibimle çok çalışacağım ve yerel yönetimlerle el ele vereceğiz. Allah'ın izniyle Karabük'ü çok daha farklı bir yere taşıyacağız. İşçisiyle, esnafıyla, üreticisiyle, emeklisiyle, öğrencisiyle bu şehirde yaşayan her bir kardeşimin üzerimizde hakkı var. Bunları ödemekle mükellefiz. Bilhassa çalışanlarımızın ve emeklerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Altılı masa dediler, 16'lı masa dediler, birileri de masanın altına girdi. Şimdi bizim Karadeniz'in çayını demliyorlar. Bu ucube ittifaktan geriye kala kala masanın gizli ortağı Dem'le bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı. Sorsan ittifak yapmadık diyorlar. Ama pek çok yerde ortak belediye başkan adayı, ortak belediye meclis üyesi listesi çıkartıyorlar. Belediye bürokrasi pazarlığı yapıyorlar. Demin hiçbir söz hakkı olmayan tabanının iradesini tek parti faşizminin günümüzdeki temsilcisi CHP ile pazarlık masasına sürdüler. Bedeli hala bilinmeyen bu kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular, hangi menfaat paylaşımları, hangi hain taktikler çıkacak? İnşallah hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir de ortaya deste deste, valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin? Avro mu dersin? Şimdi bunlar var. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı. Nereden nerelere geldi? Hale bakın. Şimdi ben panik halinde rozetimi mi çıkarmışım? Rozetimden mi utanmışım? Panik halinde bıyıklarımı mı inceltmişim? Panik halinde genel başkanımın resimlerinden mi kaçmışım? Panik halinde ben aslında onlardan değilim, size benziyorum mu demişim? Düne kadar içki yasaklarının konulduğu gün mecliste içki yasağını, saat yasağını, içki yasağını en sert savunan kişiyken meyhanelerin olduğu sokaklara panik halinde girip klipleri ben mi çektim? Kim panik halindeymiş? Ama ben Hamza Dağ hakkında çok konuştuğumu bilmiyorum ama Hamza Dağ benimle konuşmak istiyor. O yanlış anlamış. Beni acil ara diyen genel başkan ben değilim. Kendi genel başkan. Hamza, Tayyip Bey'i acil ara. İzmirlilere benziyormuşsun, kızıyor. Olmadık işler yapıyormuşsun, kızıyor. Vatandaşı enayi yerine koyarak yapılabilecek kötü siyasete bir numaralı örnektir. Ne diyoruz? Emekli maaşı yetmiyor. En düşük emekli maaşı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde 1,5 asgari ücret. Hiç karışmasalar, görüşmeseler İzmirli en düşük emekli maaşı 26 bin lira alıyor olacak. 1,5 asgari ücret. Berbat ettiler, 10 bin liraya düşürdüler. 8 çeyrek altın alan en düşük emekli maaşı şu an 2,5 çeyrek altın alıyor. Altın hesabı şaşmaz. Bunu iyileştirelim. Hiç olmazsa asgari ücrete getirelim. 7 bin lira seyyanen zam verelim dedik. Para yok, para yok, para yok dediler. Sonra biz emekli kart dedik. Emekli kart çıkaracağız dediler. Şimdi emekli kart da yalan oldu. Bankalara yazı yazmışlar. Promosyon verin. Bunu da 1 Nisan'dan önce verin. Promosyon şudur. Emekli hangi bankayı tercih ediyorsa o verir. 8 ila 12 bin lira diyor ya. Yapı Kredi Bankası 15 bin lira veriyormuş zaten hala hazırda. Emekli oldunuz. Yarın gidin 15 bin lira alıyorsunuz zaten. Ya eskiden biliyorsunuz sevgili basın mensupları. Yani Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı seçim dönemlerinde bağımsız olsun diye İstifa ettirilir ve bürokrasiden insanlar atanırdı ki orada hak hukuk çiğnenmesin.
Ya nereden nereye? Haydi bakalım. Demokrasiye bak. Gitti. Sen yani 17 tane bakanın, 20 tane bakan, kaç tane topunuz gelin ne olacak ya? Şimdi kasap dükkanı işte bilmem ne dükkanı gezerek gezerek oy istiyorsun. Yazık. Üzülüyorum. Kendisine üzülüyorum ya. Ona da yazık. Zor durumda. Allah yardımcısı olsun. Yani talimat gelmiş gidecek ne yapsın? Yoksa koltuğundan olacak. Af isteyecek. Ne yapsın? Ona da üzülüyorum. Yazık. Mesele anlayış meselesi. Çünkü mesele şeyi aştı artık. Yani bir belediye başkanlığı seçimini aştı. Bir anlayış meselesinin tarihe gömülmesi meselesi. Tarihe gömülürse demokrasi canlanacak. Tarihe gömülürse bu ülkede özgürlük yeniden vücut bulacak. Tarihe gömülürse bu anlayış ki bu 31 Mart öyle bir seçim. Gömülürse gerçekten hukuk ve adalet kendine gelecek. O bakımdan büyük bir sorumluluğumuz var. Bana diyeceğim şu. Artık herkes kararını verdi. Ankara'da herkes görüyor ki yarış sona erdi. Ama bizim belediye meclisine çok ihtiyacımız var. Üyelerine ihtiyacımız var. Bu sistem son derece adaletsiz bir sistem. Hiç 4000 oyla 2 tane meclis üyesi gelirken Ankara'da 65-70 bin oyla bir belediye meclisi üyesi geliyor. Dolayısıyla bizim ilçe sayımızı en az 15'e çıkartmamız gerekiyor. Belediye başkanlarının birçoğu Coşkun gibi tecrübeli arkadaşlar. İnşallah el ele verirsek bu 5 yıl içerisinde ki her zaman söylüyorum benim ikinci ve son dönemim inşallah Coşkun Başkan'la beraber sizlere doya doya hizmet etmek istiyoruz ve böyle iz bırakmak istiyoruz. Nasıl bugün Abdurrahman Oğul Türk ağabeyimiz, başkanımız vefatından kaç yıl sonra geçse de Çamlıdere'de, Kızılcaman'da adı hayırlı anılıyorsa biz de inşallah Ankara'ya yaptığımız bu hizmetlerle, Ankara'nın ilçelerine yaptığımız bu hizmetlerle biz de bununla anılmak istiyoruz. Ankaralı bir hemşerimizi seçtik ve onları bu yaptı delirtmek istiyoruz. Aynı şey Antalya'da oldu. O biraz daha orta karar gitti. Belediye meclislerimiz, eski başkanlarımız, şunlar bunlar hatta oldular. Benzer bir durum İstanbul'da biraz daha üstten belediye meclisleriyle sınırlı kaldı. Bazı ilçe başkanları ama asıl vahim olanı ne biliyor musunuz? Bununla bu arkadaşların siyasi partilerden birbirine elbette birbirine geliş gidişler olabilir. Yani o onu belediye başkanı da yapmaz, o onu bir şey yapmaz, o bir yer o partiye transfer olur, onlar olur. Ama şu hareket yapıldığı andan itibaren eğer sistemi boşaltacak kadar bu işin içine girmişse bir belediye başkanı, bu gerçekten ahlaksızlık. Gerçekten siyasi etiğe uymayan bir durumdu. Ben de Meral Akşener'sem elbette bu sahtekarlıkların gereğini yapmak benim için bir namus borcudur. Bölücü terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonlar devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, yeşil kategoride aranan terör örgütü PKK-YPG'nin sözde sorumlularından Seydo Kod adlı Halil Tekin'i Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT tarafından takibe alınan terörist Tekin'in faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi. Bunun üzerine harekete geçen MİT, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla terörist Tekin'i etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK-YPG'ye 2007'de katılan, Suriye ve Irak'ta terörist faaliyetlerde bulunan Tekin'in, kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin'in de 1992'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi. Avrupa Birliği liderleri,
yaptırım rejimi çerçevesinde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya aktarılması konusunda anlaşma sağladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu gelirlerin Ukrayna'ya askeri teçhizat finansmanı sağlayacağını ve 2024 yılı için yaklaşık 3 milyar avro toplanmasını beklediklerini belirtti. Von der Leyen, somut uygulamanın yaz aylarında beklendiğini ifade etti. Ayrıca zirve sonuç bildirisinde Ukrayna'nın acil askeri yardım ihtiyaçlarına dikkat çekildi ve AB'nin Ukrayna'ya 1 milyon topçu mermisi sağlama taahhüdünün hızla yerine getirilmesi taahhüt edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise daha fazla askeri destek sağlanması gerektiğini vurgulayarak, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin gündemde olduğu dönemde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula, Suriye genelinde 16,7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve en az 12,9 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi. İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün internet sitesinde yayımlanan verilere göre, Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze şeridine en çok insani yardım ulaştıran ikinci ülke oldu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerinin özel askeri operasyon olarak başladığını belirterek, kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarına 60'tan fazla Shahed tipi, insansız hava aracı ve yaklaşık 90 çeşitli tip füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana saldıran İsrail'in, Washington yönetiminden savaş uçakları, silah sistemleri ve mühimmat dahil çok sayıda askeri malzeme talep edeceği bildirildi. Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesinin sınırına birkaç metre uzaklıkta Sırp ordusunun özel birliklerini tespit ettiklerini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Katar yönetimini Gazze şeridindeki çatışmaları durduracak bir esir takası ve ateşkes mutabakatı yapmaması halinde Hamas'ı başkent Doha'dan kovmakla tehdit etmeye çağırdığı öne sürüldü. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner, Gazze'de ek tedarik ve işleyen bir altyapının olmaması nedeniyle kelimenin tam anlamıyla insanların hayatta kalabileceği koşulların çöküşüne tanık oluyoruz, dedi. Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde işlediği suçların Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni gelecek 50 yıl boyunca meşgul edebileceğini söyledi. Rekabet Kurulu, yemek sepeti, elektronik iletişim perakende gıda AŞ'ye soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Küresel ham çelik üretimi, Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 148,8 milyon tona yükseldi. Küresel piyasalarda bu hafta ABD Merkez Bankası, Fed, başta olmak üzere BOJ, BOE, SNB ve TCMB gibi bankaların para politikası kararları piyasaların odağında yer aldı. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, enflasyonun %2 hedefine yaklaşması nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimine yaz tatilinden önce gitme olasılığının arttığını söyledi. Avrupa Birliği, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıla uygulanan gümrük vergilerini artırmaya hazırlanıyor. Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda %16'da sabit tuttu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün pamuk üreticilerine 1,6 milyar liralık mazot ve gübre desteği ödemesinin yapılacağını söyledi. Yabancı yatırım kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 500 baz puan ile beklentilerin üzerindeki faiz artırım kararını olumlu karşıladı.
küresel doğal gaz alanında 2050'ye kadar 740 milyar doları iletim sektörüne olmak üzere yaklaşık 9 trilyon dolar yatırım öngörülüyor. Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı yılın ilk 2 ayında 144.840 olurken, bu trendin sürmesi halinde pazar büyüklüğünün yıl sonunda 1,5 milyon adede ulaşması bekleniyor. Kanal Siyasalcılar yorumluyor. Biz haberleri verelim, siz yorumlarınızı yazın. Bir sonraki bültende yorumlarınızı yayınlayalım.